Şimdi siz depremden sonra bir öneride bulundunuz. O öneriyi çok olumlu bulanlar var, çok eleştirenler var. Hatta eleştirenlerden bir tanesi böyle mizahi bir dille bana şey demiş. Ev işini sorsana, milletin evine çökme işini plana dökmüşler mi diye. Ne diyorsunuz tam olarak? Ya ben şunu söylüyorum. Diyorum ki herkesin evi olsun diyorsunuz son tahlilde de. Bak, birilerinin evine de el konarak olacak ama. Bak şöyle söyleyeyim sana. İstanbul'da şu anda 720 bin tane boş konut var. Konut fazlası. 720 bin tane. Niye bunlar boş? Çünkü bunlar bir takım emlak baronlarının, bir takım büyük inşaat şirketlerinin, bir takım büyük emlak şirketlerinin elinde birikmiş. Bak bir takım bankaların elinde birikmiş. Hani milletin borcu nedeniyle bankalara kalan evler. Bunlar birikmiş. Bunlar bekliyorlar ki bunun fiyatı artsın, ben buradan daha çok para kazanayım. Öbür tarafta insanlar, bak İstanbul'dan bahsediyoruz değil mi? Öbür tarafta insanlar yarın deprem olsa o enkazın altında kalacaklar ve bu kaygıyla yaşıyorlar. Şimdi bu adil mi? Adil değil. Şuna itiraz ediyorum ben. Diyorum ki arkadaş ben görüyorum bak biliyorum böyle insanları. Mesela Kadıköy'de bir kültür merkezi vardı. Ya her gün aynı iki kişi böyle gelip gidiyor. Ne zaman gitsem oradalar tamam mı? Dedim ki bunlar ne iş yapıyor arkadaş? Yani insan her saat burada olmaz ki. Dediler ki bunların 200'er tane dairesi var kirayla yaşıyorlar. Yok ya. Arkadaş ayıp, 200. Ayıp değil mi ya? Gerçekten bak bana ayıp geliyor. Atıyorlar. Bak 200 tane dairesi nasıl olur bir adam? Abi bak adam en tembeli ya bunlar. En tembeli. Atadan dedenden kalıyor tamam mı? Sürekli onunla daire alıp yaşıyor. Şimdi bana bu akıl dışı geliyor. Çünkü niye akıl dışı geliyor bak. Mesela iki tane öğretmen düşünüyorum. Burada soralım. Tamam mı? 20 yıldır öğretmenlik yapan bir karı koca çift. 20 yıldır o biriktirdikleri parayla bir tane ev alabiliyorlar mı ya? Alamazlar. Şimdi bu adalet mi? Ya sen bütün ömrünü... Şimdi millet hani... Kapitalistler bak kapitalistler şöyle akıllı adamlar. Bu propaganda konusunda çok yetenekler tamam mı? İşte bu herkesin evine çökecek. Peki abiciğim son 20 yıla bakalım AKP iktidarı dönemine. Ev sahiplerinin sayısı arttı mı azaldı mı nüfustaki oranı? Azaldı. Yani insanların evine ben el koymuyorum ki kapitalistler el koyuyor. Ya yani AKP iktidara geldiğinde şimdi rakamlar önümde yok. Nüfusun %60'ı ev sahibi ise bugün %52 ev sahibi. Siz şimdi ne diyorsunuz? Ne yapacağız? Ben diyorum ki abi bu konut fazlalarını bir kere bu konut fazlalarını ihtiyaç sahiplerine verelim bir. Tamam mı? İki. Mesela TOKİ, tamam mı? TOKİ bunu gözetsin. Yani TOKİ en yoksulların ihtiyacını gözeten bir politikayla yeniden yapılandırılsın. Mesela bak diyorum ki TOKİ niye yurt yapmıyor diyorum. TOKİ niye kiralık ev yapmıyor mesela kira fiyatlarını düşürmek için. Tamam mı? Yani şimdi aklım almadı bugün teyit edemedim ama yanlışsa özür dileyerek söyleyeyim. Diyorlar ki deprem bölgesinde yapılacak evler için depremzede yurttaşlar 20 yıl borçlandırılacak. Abicim adamın zaten evi yıkılmış, dükkanı gitmiş, hayatı çökmüş, eşi ölmüş, dostu ölmüş, akrabası ölmüş, hayatını zor kurtarmış. Sen şimdi bir de bunu 20 yıl borçlandıracaksın. Diyorum ki böyle bir şey olmaz. Dönelim geriye şu, çok basit. Bak aslında önerdiğim şey çok basit. Diyorum ki konut eğer temel bir insan hakkıysa, barınma temel bir insan hakkıysa kardeşim buradan birilerinin para kazanmasını engelleyelim. Ne yapalım? Bak çok basit bir şey söylüyorum. Diyorum ki hadi bir ev sana ait bir tane de evin kanun teklifimizi anlatıyorum şimdi bak. Meclise verdiğimiz kanun teklifi. Diyoruz ki bir ev aldın. Bir de diyelim ki yazlık aldın ya da işte emeklilik maaşın yetmeyeceği için korktun. İkinci bir evde aldın. Hadi onu da geçtim. Tamam mı? Abiciğim üçüncü evden itibaren artan oranlı vergi alacağım senden. Üçüncü evinden sonra dördüncüde daha fazla alacağım. Beşinci de hep oran artacak. Tamam mı? Peki buradan alacağın parayı ne yapacaksın? Konut fonu kuracaksın. Diyeceksin ki işte ben buradan elde ettiğim geliri öyle onu da sağa sola kullanmayacaksın. Oradan elde ettiğin gelirle mesela diyecek ki önce öğrencilere yurt yapacağız. Bütün Türkiye'nin yurt ihtiyacını karşılayalım. Ondan sonra diyeceğiz ki şimdi belirli bir plan dahilinde çok ucuza sosyal konutlar yapacağız. Böylece piyasadaki kira fiyatlarını düşüreceğiz örneğin. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra diyeceğiz ki şimdi yurttaşlarımıza ev yapıyoruz. Ya bazen böyle hesap kitap yapmaya çalışıyorum bu milyar liralar, milyar dolarlar var ya. Ya şimdi bu çaldıkları paralarla mesela bu beşli çete diyorlar ya. Onları çaldıkları paralarla iddia ediyorum. Bak iddia ediyorum. Hesaplayalım. En kral müteahhit, inşaat mühendisi, mimar gelsin, ekonomist gelsin. Diyorum ki sadece bu beşinci deden bir tanesinin çaldığı parayla Türkiye'deki bütün binaları yenileyebilirdik. Ya yanlış bir şey söylüyorsam düzeltsinler. Ama bu mümkün. Burada bakış önemli. Bakış. Konut para kazanma aracı değildir. Konut bir insan hakkıdır. Bu kadar basit. Söylediğim şey bu aslında. Şimdi insanların sorduğu bir soru da şu. Siz bir ittifakın içerisindesiniz. Ve nasıl milletvekili seçileceksiniz? Yani bir liste içerisinde sizi HDP listesinde mi göreceğiz biz? Şimdi, yoksa Türkiye İşçi Partisi kendi başına mı girecek? Bu nasıl olacak onu bir anlatır mısınız? Şimdi burada yurttaşlarımız şunu bilsin bir.
Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP meclisi kaybettiklerini gördükleri anda geçen sene bir seçim yasası değişikliği yaptılar. Şimdi bu seçim yasası değişikliği olmasaydı biz HDP, TİP, EMEP, ittifakımızdaki 3 seçime girme hakkı olan parti, biz aynı ittifak çatısında ayrı listelerle 81 ilde seçime girecektik. Fakat şimdi şöyle bir risk, arkadaşlarımız çalıştılar, şöyle riskler var. Diyelim ki bizim toplamda bir milletvekili çıkartabileceğimiz bir il var. Ya da toplamda 3 milletvekili çıkartabileceğimiz bir il var. Fakat orada üçümüz ayrı ayrı girersek birbirimiz aleyhine, yani şöyle anlatayım basit olsun. 100 bin oya bir milletvekili çıkartıyorsun, tamam mı? Öyle bir tablo olabilir ki biz iki parti girdik, ikimiz de diyelim ki 99 bin 99 bin aldık. İkimiz de çıkartamayız. Hmm. Dolayısıyla ne yapacağız? İl il oturacağız, konuşacağız. Hangi ilde nasıl yaklaşmak lazım? Bazı yerlerde çok partiyle girebiliriz, bazı yerlerde tek partiyle girebiliriz. Bu önümüzdeki günlerde oturacağız. Amaç ne burada? Bak bu çok bizim açımızdan kırmızı çizgimizi de çizeyim. Bizim açımızdan şu. Biz yurttaşın verdiği hiçbir oy boşa gitmesini istiyoruz. Hani yurttaşın böyle bir kaygısı var ya, emin olsun tüm yurttaşlar, biz onlardan daha fazla bu kaygıyı taşıyoruz. Verdikleri her oy kıymetlensin, en kıymetli hale gelsin. Bunun yolu, yöntemi neyse oturacağız. İttifakımızın bütünlüğün çıkarlarını gözeten. Bak bu da önemli. İttifak, mesela bizde şöyle bir şey olacağını ben hiç ihtimal vermiyorum. Yani başka yerlerde olabilir. Hani o bir milletvekili azalsın, ben fazla alayım, 3-5 falan. Biz böyle pazarlıkçı bir ittifak değiliz. Biz ilkelerin ittifakıyız. Oturacağız, ittifakımızın toplam çıkarı neyi gerektiriyorsa, hangi ilde, hangi seçim bölgesinde ne yapmak gerekiyorsa onu yapacağız. Bu da önümüzdeki 5-10 gün içerisinde konuşulacak, bağlanacak bir şey. Millet ittifakı olur da iktidar olursa böyle bir öneri gelirse kabinede yer almak ister mi Türkiye İşçi Partisi, bir şekilde bir bakanlık, bakan yardımcılığı? Biz önümüzdeki dönem için Millet İttifakı'nın yaptığı her, yurttaşa dönük yaptığı her iyi şeyi destekleyeceğiz. Ama Millet İttifakı'nın eksik yapması, yanlış yapması, hatalı davranması durumunda da onu o yanlıştan alıkoyacak bir iradenin kuvvetli olması gerektiğini önemsiyoruz. O yüzden olmayacağız. Muharrem İnce şey söyledi mi, size yönelik böyle bir açıklaması var mı? Sizi beğendiklerinden değil, Erdoğan'ı sevmedikleri için sizi destekliyorlar diye. Bilmiyorum yani, hiç duymadım. Ben de duymadım. Ben şimdi arkadaşlar... Ha peki tamam, altılı masaya karşı söylemiş. Bizim için... Size değil, altılı masaya söylemiş. Altılı masayı beğendikleri için değil, Erdoğan'ı sevmedikleri için altılı masayı destekliyorlar demiş. Bu açıklamaya ne diyorsunuz? Sizce de böyle mi? Ya vallahi bilmiyorum, ben 24 Haziran'dan bu yana Muharrem İnce'yi hiç takip etmiyorum. Ya o akşam gitti ya, benim hayattan gitti o akşam, ondan sonra hiç... Görmedim, duymadım. Geri geldi ama şimdi tekrar aday olma ihtimali var. Yani gelmeye... Anketlerde yüksek çıkıyor. Ya gerçekten söylüyorum. Yani bazen bak, siyasette bazen önemli anlar vardır. O anda duruşuruz. Yani 24 Haziran akşamı bütün Türkiye kendisi söylediği için, ona öyle bir özellikle atfetmedi. Kendisi söylediği için bekledik. Gitti. Gitti. Sizde bir daha geri dönmedi. Dönmez. Dönmez mi? Dönmez, hiç bakma.